Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Avşin Dağlıca Mahallesi Muhtarımız Hacı Karadük ile röportajımızın ikinci kısmında devam edeceğiz. Konumuz altyapı, kanalizasyon, tazevi ve sokakların parkedaşı. Evet muhtarım. Arkadaşı daha gelmedi mi buraya? Hiç gelmedi. Görüyorsunuz. Evet, buraya da gelmemiş arkadaşlar. Sadece bu masanın altına koymuşlar 5-6 tane. Mahalle aralarına gelmedi. Mahalle aralarında da yok. Toprak mı yani? Hep toprak. Evet. Ondan sonra kanalizasyon yok. Kanalizasyon yok. Altyapı kanalizasyon yok. Doğru düz tuvalet yok. Su. Yani meydana gittiğimizde bir mesela yabancı insan geldi. Meydanda tuvalet yok mu? Düzensiz. Kullanılmaz. Banası yok. Ya suyu yok. Ya temiz değil. Evet. Yani bunların bakımlarının yapılmasını istiyor. Taze evi var mı efendim? Taze evi yok. Taze evi yok. Çoban Bey'de çok güzel bir taze evi var. Bizim burada taze Yusuf Mert Kurtarım'a da selamlarımızı iletiyor. Güzel bir insan. Hacı abimiz de Karadut. Bu arkadaşım da unutmam. Neden? Çünkü ben Dut'u çok seviyorum arkadaşlar. En çok seviyorum. Dut gördüm mü dayanamıyorum. Hemen duruyorum arabayı. İstop edeyim Dut diyorum. Evet. Çok faydalı bir şey. Tamam. Güzel. Bizim burada da güzel yetişim. Evet muhtarım, karşına kaç aday çıktı Allah'ın seversen? Dört aday çıktı. Seçimlerde vaatlerde bulundum beni muhtar seçerseniz. Bulundum tabii. Bu Dağlıca'nın güzel bir örnek mahalle yaparım dediniz mi efendim? Yapmaya çalışıyoruz. Devletin sayesinde yapacağız. Kaç yaşındayız efendim? 40 yaşında. Evet, genç muhtarımız, dinamik muhtarımız, genç tabi ağzı arkadaşımız, Mehmet kardeşimiz. Aslında Maraş dediğimiz aklımıza güneş de gelir arkadaşım. Tam güneş tutacak arkadaşımız. Doğru mu? Yapar mıydın güneş? Güreş yapardık. Evet. Dedem rahmetli beni alıştırırdı arkadaşlar. Güreş tutturduk, bize para verirdi. Ben hep güreş tutturdu. Benden büyük yaşta bir iki tane çocuk vardı. Onlar beni gözüne kestirirdi. Dedem beni evde alıştırırdı onları. Alıştırır mı? Ortaya para koyardı. Bir neden gaz verirdi? Yok, öğretirdi bana. Güreşmeyi öğretirdi rahmetli. Bunun için de yasak. Evet arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız Allah rızası için ne yapıyor? Muhtara yardımcı oluyor. Elimize gelen. Doğru mu? Teşekkür ediyorum. Türkiye'deki bütün ağzalara teşekkür ediyorum. Yani burada kendileri yaşıyor. Değil mi? Burada biz yaşıyoruz. İnsanlar, yani gelen insan Dağlıca'ya geldiğini bilmesi lazım. Doğru. Şu şekilde gördün mü? Evet. Yani buranın muhtarı yok mu? Buranın sahibi yok mu diyor. Yani gerçekten yani şurada şimdi gidiyor. Mangal yapacak sabit yerler yapılmış olsa değil mi efendim? Bir tuvalet yok. Bir görüyorsunuz. Rastgele şey olmuş arkadaşlar. Artı orada bir belgeye var. İçine girilmez arkadaşlar. Onun da buranın bir Millet bahçesine dönüştürülmesini istiyoruz. Fazla da röportajı uzatmıyoruz. Bir belde olan Dağlıca altyapısı yok arkadaşlar. En önemlisi bu. Altyapı sokakların parkedaşı yok. Yok. Bir taze evi yok arkadaşlar. Düğün salonu yok. Su da yok. İçme suyundan mı su var? Yani. Düzen yok suda. Su var ama düzen yok. Şebekede mi efendim? Şebekesinde düzen yok. Kime az geliyor, kime çok geliyor. Banası yok mu onun karşıya? Eski bu. Eski borular. Asbest borular mı? Eski borular. Evet arkadaşlar. Borular kırılmış. Asbest borular insan sağlığına da zararlı. Kanserojen madde içeriyor arkadaşlar. Su eşittir hayattır diyoruz. Mutlaka biz içme suyu sorunun en öncelikle çözülmesini istiyoruz. Bir sorunumuz daha var. Bizim ulaşım sorunu. Ulaşım sorunu. Belimizde. Büyükşehir Belediyesi buraya servis koymadı mı? Hayır. Buraya daha önceki muhtarımız. Yani ben şey demiyorum. Biz kendimiz taşımaya yaparız diye yıkıyorlar. Ama biz halk olarak bize sorulmadı bunlar. Evet. Vatandaş şimdi benim belki param var ama diğer vatandaşın cebinde 5 kuruşu yoktur. 15-20 liraya ya da 30 liraya buraya gelip gitme şey oluyor. Evet. Yazık günah yani. Hepimiz buranın köyümüz fakir bir insan. Evet. Fakir, zengin bir yerde. En zengin kırsal Mehmet, kesin. En zengin Mehmet abimiz. Kırsal Allah razı olsun. Gönül zenginimiz. Gönül zenginimiz. Evet. Katılıyorum arkadaşlar. Ben özellikle buranın yani içme suyu. Ulaşım attı. Otobüs hattı konmasını istiyor. Arkadaşlar burada iki tane belde var kapanan yol üzerinde. Bir tane armut elma var. Altın elma var. Dört. Yani Tanır var. Çobanbeyli var. Bir de Dağlıca var. Burada Topaktaş, Armut Alan, Söğütlü Dere bir de Dokuz Tay var arkadaşlar. Dağlıca ile buradaki dört köyün nüfusu 2500 ediyor. Arkadaşlar zaten sırf şeyinki Tanır'ın nüfusu fazla. Çobanbeyli'ninki 6000'e yakın. Onun için buraya biz mutlaka otobüs hattı sefer konmasını istiyoruz ki Türkiye'de Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ulaşım çalıştayı yaptı. Daha önce işte Adana'da Hüseyin Sözlü yaptı. Aladağ otobüs hattı gitmiyordu. Ben Aladağ otobüs hattı koyulmasını için mücadele ettim ve oraya da otobüs hattı gidiyor arkadaşlar. İlçeye. Ama burası 40 kilometre. Doğru mu efendim? 40 kilometre işte her vatandaşın imkanı yok, her vatandaşın arabası yok.
neden tüm şehir oldu diyoruz. Madem büyük şehir olduysa ulaşım hattı Dağlıca'ya da gelmeli diyoruz. Evet. Röportajımıza dilekçe verdim. Bekliyorum da. Evet, büyük şehir diyordum. Beklenmesi. Ulaşım Çalıştay'ı Kahramanmaraş'ta en kısa sürede yapılmasını istiyorum. Biz Cumhurbaşkanımızdan Hayrettin Güngör abimizden arkadaşlar. Ulaşım Çalıştay'ı Kahramanmaraş'ta yapılmalı diyoruz. Muhtarımıza ve ağız arkadaşımıza da Türkiye'de muhtar olan Sesi Gazetesi aracıyla seslerini duyurdukları için, gazetemizin yayın hayatına devam etmesi için, gazetemizi destekledikleri için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Süleyman Bey. Allah razı olsun.